Dünyanın kaderini belirleyecek seçim başladı. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanını seçmek üzere bugün sandık başında. Bugünkü kritik oylama sonunda Amerika 45. başkanıyla tanışacak. Anketler, tahminler, kehanetler ve de tabii ki teknik siyasi analizler peş peşe geliyor. Obama'ya şans tanıyanların oranı son derece yüksek ama ne demişler? Sandık her türlü sürprize gebe. Dolayısıyla sandık sonuçlarını bekleyeceğiz elbette. Seçimlerin nabzını tutmak için New York'a gidiyoruz. Bloomberg HT New York temsilcisi Melike Ayhan karşımızda. Bakalım Melike bugünün ambiyansını, bugünün ortamını ve bugünün havasını nasıl yansıtacak? Ne konuşuluyor Amerika'da şu saat itibariyle? Merhabalar Ali Çağatay. Seçim en önemli konu. Artık ABD'nin akıbeti seçmenlerin elinde. 10 haftadır ABD vatandaşları televizyonda ve sokaklarında bütün kampanyalar devam ederken hem Obama'yı hem Romney'i dinledi. Peki şimdi ne olacak? Sabah saatlerinde erkenden saat 7'den itibaren herkes sandık başına gitti, sandığını bulamadı. Biraz önce de anlattığım gibi sandıklar yer değiştirdi. Sandy kasırgası yüzünden, süper kasırga yüzünden daha güvenilir elektriği olan yerleri alınmış ama seçmenlerin haberi yok, elektrikleri yok. Neyse gittiler, özellikle kuyruklara girip subway'ler hala kuyruklarda, sandıkların başına gittiler ve bu gece saat yaklaşık 20'ye 21'e kadar devam edecek. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Normalde eğer her şey yolunda gitseydi, kasırgamız olmasaydı gece yarısı açıklanacaktı. Fakat bu özellikle seçimleri organize eden şirket bu yarın sabaha hatta öğlene kadar bile gecikebilir diyor. Fakat umarız dijital bir problemle karşılaşmayız. Her şey yolunda gider, tıkır tıkır işler. Başka bir Al Gore ve George W. Bush faciası yaşamayız umarız diyorlar. Bütün bu önlemler alınmışken New York'ta Manhattan'da 143 bin kişi sandık başına gidiyor. Seçmenler kimi seçecek? Şu an itibariyle yapılan yoklamalara göre kimse bilmiyor. Çok yakınlar. %49, %50. %49 Obama, %50 Romney diyenler. %50, %51 Obama, %49 diyenler de var. Romney diyenler de var. En önemli sorunlu eyaletler Ohio, Pennsylvania. Hatta şu saat itibariyle Boston'dan kendi eyaletinden oyunu verip yola çıkan Romney bu eyaletlere de uğradı. Hala propagandalar, kampanyalar devam ediyor. Chicago'da oyunu veren Obama ise sokaklarda. Herkesle konuşmaya devam ediyor. Ne diyor? Şu saçımdaki grileri görüyorsanız benim savaşçı olduğumu vazgeçmeyeceğimi biliyorsunuzdur. Hatta başka bir eyalette aksırıncı bakın o özellikle cumhuriyetçilerin kazanacağını düşünmek bu korku bile bana soğuk algınlığı veriyor deyip sağlık reformuna veriştirdi. Neler dediler? Özellikle Biden'a bakarsak Osama Bin Laden ölü. General Motors hayatta. Niçin? Bunlar bizim politikalarımız sayesinde. Baktığımız zaman Vali Bloomberg de aynı şekilde Obama'yı destekliyor. Her iki tarafta güçlü argümanlarla ortada. O yüzden şu anda çok yakınlar. Ekim'e baktığımız zaman %51 Obama 5 puanlı en üstte, en öndeyken şimdi niye böyle neredeyse eşit hale geldi? Dediğim gibi ekonomi özellikle finansal krizi 2008'de Obama'nın işine yaradıysa da şimdi öyle değil. Baktığımız zaman John McCain de kendisi 4 sene önce seçimlere gittiği zaman 7 puan öndeydi. Kesinlikle durum öyle değil. Bruce Springsteen yanında en önemli boss dediğimiz, patron dediğimiz rockçı şarkıcı Obama'yı destekliyor. Ve sokaklarda onunla birlikteyken, Jay-Z de aynı şekilde Obama ile birlikteyken, Katy Perry de onu desteklerken, Kid Rock gibi ünlü şarkıcılar da cumhuriyetçileri destekliyor. Wall Street ise şunu söylüyor. Kim kazanırsa kazansın bizim mali uçurum 600 milyar dolarlık problemimiz çözülemeyecek. Biz bölünmüş bir hükümeti tercih ediyorduk. Niçin? En azından hiçbir şeyin yapılmaması şu ana kadar iyiydi. Ama biz kongrenin 31 Aralık itibariyle çıkmaza gireceğini eğer anlaşmazlarsa biliyoruz diyorlar. Sokaklara baktığımızda ise hakikaten seçmenlerin de kafası karışık. Ama Latin, Hispanic seçmenlerin kafası karışık değil Ali Çağatay. Baktığımız zaman %73'ü, Clinton döneminde %72 idi bu. %73'ü ben Obama'yı seçerim diyor, demokratları seçerim diyor. Wall Street genelde demokratları sevmiştir, performansı yukarı çıkmıştır. Ama bu sefer özellikle vergi ve kesintilerdeki o politikaları yüzünden Obama'yı seçmiyor. Yani hisse senedi piyasaları Romney'i, tahvil piyasaları ise Obama'yı seçiyor. İmtialar da Obama'yı seçiyor. Peki
ABD'deki Türk-Amerikan komitesi kimde seçiyor? Ben kendi tercihimi söylemeyeceğim ama üzerimde giydiğim kıyafetle herhalde bunu ele veriyorumdur. Ben dahil olmak üzere birçok Türk-Amerikan komitesi burada demokratlara gidiyor. Çünkü dış politikanın özellikle demokratlar cephesinde güçlü olduğunu, Türkiye açısından lehine olduğunu söylüyor. Biraz önce konuştuğum bir ATS sözcüsü de aynı şeyi bana söylemişti. Ben biraz da sizlerle manşetleri paylaşmak istiyorum. To swing Alex diyor. Gördüğümüz gibi New York Post. Aynı zamanda tabii ki you the last word. Siz son sözü vereceksiniz diyor bir başka gazete ise. Fakat sendi kasırgası, barınaklar, bizim barınaklara ihtiyacımız var diyen manşetlerde hala bunu gösteriyor. Sendi kasırgası bu arada Obama'nın liderliğini yine ön plana çıkardı. Çünkü gerek 11 Eylül olsun, gerek Osama Bin Laden olsun, gerek facialarda, acil durumlarda kendini ispatlayan Obama yine ispatladı. New Jersey eyaletine milyarlarca dolar para akıttı. Ve hatta New Jersey valisi cumhuriyetçi olmasına rağmen Obama'yı iki gün önce övgüyle karşılamıştı. Bu yüzden diyorum. Baktığımız zaman gaz fiyatları aynı şekilde biraz Obama'yı, demokratları destekliyor. Kuyrukların olmasına rağmen diyorum. Ben bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. %6'nın üstünde bir işsizlik var. Son gelen geçen haftaki rakamlara göre %7.8'lerdeyiz. İşsizlik %7.8-7.9 arasındaydı. %9'lardan düştü belki ama hala %6'nın üstünde bir işsizlikle eğer seçimleri Obama kazanırsa tarihte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kazanan, iki kere kazanan ilk başkan unvanını kazanacak. Romney eğer kazanırsa o da ilk başkan, popülaritesi düşük olmasına rağmen ve yine işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde kazanan ilk cumhuriyetçi lider unvanını kazanacak. Peki seçimler ne zaman bitecek? Evet, tam eğer da onu her şey soracaktım. Yolunda giderse evet. Gece yarısında, kesinlikle gece yarısında bitmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz ki Obama Chicago'da seçim sonrası parti düzenleme çalışmalarını bitirdi bile ve eğer her şey yolunda giderse bunları açıklarsak Türkiye saatiyle siz de sabah 7'de sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Ali Çağatay dünyanın akıbetini değiştirecek liderin kim olacağını öğreneceğiz. Bu arada dünyanın akıbetini değiştirecek bu seçim kampanyasında harcanan, ortaya dökülen paralar neredeyse rekor seviyede 2,5 milyar doları bulmuş durumda diyorum ve sözü size veriyorum. Peki şunu da merak ediyoruz. Tabii Amerikan seçmeninin böyle Orta Doğulu ya da Akdenizli seçmenler gibi sandık başına giderken büyük bir bayram havası içinde gitmediğini biliyoruz. Yani buralarda bu yarış çok daha kıyasıya ve daha içten yapılıyor. Orada galiba mesela bugün hafta ortası yani salı günü ve Amerikan seçmeni işinden izin alıp oy kullanmaya gidiyor ya da gitmiyor. Dolayısıyla Amerikan seçmeni için aslında oy kullanmak hayatındaki önemli geçiş noktalarından birisi değil. Öyle olsaydı zaten pazar günü yaparlardı. Herkes de giyinip kuşanıp giderdi bizde olduğu gibi. Böyle olmadığını görüyoruz. Katılım nasıl, ne durumda? Yani katılım oranlarının yüksek ya da düşük olacağı konusunda bir tahmin var mı? Yapabiliyor musun? Kesinlikle bağımsızların sayısının arttığını görüyorduk son haftalarda. Birçok sebep var. Sadece bir yılgınlık, bitkinlik değil. Çünkü Romney'nin de dediği gibi eğer yorgun olmaktan artık yorulduysanız, bıktıysanız gerçek değişiklik için bana oy verin demişti. Bunu cumhuriyetçi olmayan demokratlar farklı alıp bağımsızlaştılar. Yapılan son anket sonuçlarına göre. Yani bunun aynı fikirdeler ama baktığımız zaman özellikle %37'lik kısmı sadece Romney'e diğer başkana karşı gelsin diye seçime gidiyor. Obama'nın ise taraftar sayısı daha fazla. Fakat sokaklara baktığımız zaman birçok sebep var. Öncelikle bugün itibariyle eksiye düşmüş durumda ısı. Özellikle hafta sonu olmamasının da tabii ki etkisi var. Biraz önce söylediğim gibi kasırga yüzünden seçim yapılacak yerlerin değiştirilmesi de yılgınlık, bir bezginlik, bıkkınlık yarattı. En azından kuzey doğuda şu bölgelerde, kasırganın etkilediği şu bölgelerde diyorum. İç bölgelerde Ohio, Pennsylvania eyaletlerinde ise tamamen ikiye bölünmüşlük var. Yani ne yapacağını bilmemezlik var. O yüzden çok ağır bir şekilde ve yoğun bir şekilde iki liderde o üç eyalette
kampanyalarına devam ettiler son saniyelerine kadar. Ama bu belki bu seçim ABD tarihinde bağımsızların veya kararsızların en çok olduğu seçim diyebiliriz. Evet. Çok teşekkürler Melike. Melike Ayan'dan Amerikan seçimlerinin nabzını almaya çalıştık. İbre Obama'dan yana gibi gözüküyor ama dediğim gibi sandık bu. Her zaman her şey beklenebilir, sürpriz olabilir. Son dakikaya kadar beklemek lazım.